çocuklar olması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler için değil, Türkiye'nin tamamının ihtiyacı olduğunu iddia ediyoruz. Böyle bir iddiayla çıkıyoruz. Bizim de beklentimiz o zaten. Seçim bildirgemizde de bizim buna yer verdik. Yani yine sizler de elinden yani. Son 5 senede kendi içimizde bile ayrışmış vaziyette değil mi? Yani o dereceye geldi. Aynı anda İstanbul'da aslında olsaydı daha güçlü bir şekilde devam bu işi bitirebilir miyiz gibi geliyor. İttifak oldu. Şöyle bir şey var aslında. Biz benim görüşüm öyle. Siyaseti şöyle kurguluyoruz. Yani siyaset Türkiye'de toplumun sorunlarından uzaklaşmış ve toplumun sorunlarını çözmek yerine toplumu biraz daha kutuplaştıran bir noktaya geldi. Siyasetin artık değişmeye ihtiyacı var. Değişme ihtiyacı var. Yani siyaset toplumun sorunlarını çözen bir mekanizma olmalı. Bu noktada farklı partiler bir araya geldiler. Kendi renklerini koruyarak bir araya geldiler. Ve konuşulduğunda, tartışıldığında ortak bir nokta buldular. Yani demokrasi, huzur, güven, ülkenin büyümesi, kalkınması ve Türkiye'de yaşayan insanların kucaklaşması noktasında bir araya geldiler. Ben partinin bazı hassasiyetlerinden vazgeçtim demeden bir araya geldiler. Ve bunun mümkün olduğunu gördüler ve bu dalga aslında sokağa da yansıdı. Şöyle, biz seçim standlarımızı geziyoruz. Gezerken AK Parti standını da, orada çalışan arkadaşları da selamlıyoruz, ellerini sıkıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de standını selamlıyoruz. HDP'nin standını da selamlıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Bakın bu kutup, tabii kolay gelsin. Size Allah'a emanet olun. Aslında kutuplaştırmanın ortaya çıkardığı Faruk abi. Biraz önce Şahin'in söylediği, gel. Birlikte çalıştığınız taksi durağında aynı apartma oturduğunuz karşı komşuyla ayrışma oldu ve bu ayrışmanın Türkiye'ye bir faydası yok. Aksine zararı var. Her birimiz kapımıza 3 tane kilit taktık. Yetmedi kamera, yetmedi güvenlik işte için alarmlar koyduk. Maalesef. Korkuyla, kaygıyla yaşıyoruz. Tabii ve herkesin gelecek kaygısı var. Çocuklarımızı Türkiye'nin %70-%80'i çocuklarına fırsatını bulsa yurt dışında okutmak istermiş. Böyle bir araştırma var. Hastanelerde yine aynı sorunları yaşıyoruz. Dolayısıyla siyasetin, devletin halka, millete hizmet ettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden inşa etmek için biz yola çıktık. Sizin değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü konuğum Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Avukat Turan Hançerli olacak. Turan Bey, tabii adaylığı açıklandığı günden beri İstanbul 3. Bölge ilçelerini yoğun bir şekilde geziyor. Biz de kendisini bugün Güngören, Cumhuriyet Halk Partisi Güngören ilçe başkanlığında bulduk. Alanda yaptığı çalışmalarla alakalı kısa bir söyleşi yapacağız. Başlıyoruz. Efendim, öncelikle seçim çalışmanın hayırlara vesile olsun. Biz sizi sosyal medya hesaplarından takip ediyoruz. Her gün mutlaka 3-5 ilçe ziyareti, alan çalışması, STK görüşmeleri yapıyorsunuz. Bugün de Güngören'deki taksi duraklarını gezeceksiniz. Biraz bahseder misiniz? 3. bölgede ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Halkın teveccühü nasıl efendim? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tüm izleyenlerimizi ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle ben engellilik alanında çalışan bir kardeşinizim. Ve engellilerin hak mücadelesini meclise taşıma iddiasındayım. 20 yılı aşkın süredir engellilerin sorunlarını çözmek için mücadele ediyorum. Avukat olarak, bir sivil toplumcu olarak. Önümüzdeki dönemde de milletvekili olarak bunu sürdüreceğim. Ve çalışmalarımızın önemli bir kısmı, belki görünmeyen ama kısmı, engellilere yönelik. Engelli ailelerini ziyaret. Birçok ziyareti fotoğraflamıyoruz bile. Yüzlerce engelli ailesini ziyaret ettik. Engelli sivil toplum örgütlerinin %90'ını ziyaret ettik. Yine engellilere hizmet sunan kurumları ziyaret ettik ve
özellikle yaşlı bakım evleri, huzur evlerini ziyaretlerimiz oldu ve alandaki yaşanan sorunları ve meclise gittiğimizde bir vesileyle çözmemiz gereken sorunlara daha çok hakim olduğumuz bir seçim çalışması yürüttük. Alanda çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Her partiden arkadaşımızla, dostumuzla görüşüyoruz alanda ve sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor. Evet, Türkiye'nin kucaklaşmaya, birbiriyle barışmaya, sohbet etmeye, konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacı var. Bu ihtiyaç belli ufak tefek istisnalar haricinde seçim kampanyası döneminde de çok güzel bir şekilde sürüyor. Gittiğimiz alanda hangi partinin olursa olsun bir seçim çalışması yapan arkadaşlarımız varsa selamlaşıyoruz, tokalaşıyoruz, kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. İşte demokrasi şöleni bu olsa gerek. Dilerim son güne kadar şey olmadan, kavga, çatışma vesaire olmadan geçer. Bundan önce olmuş ufak tefek olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Bizim çalışma alanlarımızda oldukça iyi, güzel geçtiğini söyleyebilirim. Peki efendim, muhtemelen 4 gün sonra inşallah meclise gideceksiniz. Tabii daha önceki altyapınız var. Biraz önce bahsettiniz, 20 yıldır özellikle engelli camiasında biz tanıyoruz, biliyoruz. Sizin gerek engelli gerek Türkiye'nin sorunları olarak ilk 3'e giren problem olarak neyi görüyorsunuz efendim? Evet, memleketimizde 3 anahtar deyince anahtarın 3'ü de kapılara takılmış durumda. Herkes kaygılı, korkuyor ve güvenlik tehdidi var. Yani insanlar komşularına güvenmiyorlar, eşine, dostuna güvenmiyor, arkadaşına güvenmiyor, sokağa güvenmiyorlar. Bu güvenlik sorununu mutlaka çözmek Türkiye'ye bir huzur ve güven dolu bir ülke ve bir İstanbul kılmak lazım. Yine memleketimizin, ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi toplum içerisinde bir huzursuzluğun olması, barışın olmaması, insanların birbirine selam vermemesi. Halbuki aynı dertleri, aynı sıkıntıları yaşıyoruz, aynı gemideyiz ve kucaklaşırsak, el ele sıkışırsak üstesinden gelmeyeceğimiz sorun yok diyebilirim. İki, belki bu barış ihtiyacı söyleyebilirim. Üçüncüsü mesele de gelir adaletsizliği. Yani sokakta çöpten toplamak zorunda olan, açlık sınırının altında yaşayan, bir akülü sandalyesi için aylarca bekleyen ve yardımlarla bunu karşılayabilen ya da karşılayamayan binlerce, yüzlerce insan var. Yani yoksulluk ve açlık bu memleketin ve ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunlara çözüm olarak da Sayın Muharrem İnce'nin programında net bir şekilde şunu söylüyoruz. Bir, barışacağız. İki, büyüyeceğiz. Ülke kalkınacak. Üç, mutlaka adil bölüşeceğiz. Bu 3 sorunu sokakta da çok açık bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Bu 3 sorun bunu çözdüğümüzde ülke gerçekten büyüyecek ve daha huzurlu ve daha rahat, güvenilir bir ülke haline gelecek. Eğitim sorunu yine yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi. Ülke nüfusunun önemli bir kısmı, %70'i aşan, %80'i bulan kısmı imkanı olsa çocuğunu yurt dışına gönderecek durumda. Bu vahim. Bu vahim ülkemizdeki eğitim, kaliteli, nitelikli eğitimin ve ücretsiz eğitimin mutlaka sağlanması lazım. Hastaneler ve tedavi, yılda 180 bin kanser teşhisi konuluyor ve kanser hastalığı birçok yerde çözümü bulunmuş, tedavisi mümkünken çözümü olmayan, tedavisi olmayan bir hastalık olarak her gün onlarca, yüzlerce arkadaşımızı aramızdan alıyor. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar da yine sahada karşılaştığımız en önemli sorunlar arasında geliyor ve vatandaş bunlardan dert yanıyor. Tabii gelir adaletsizliği, açlık deyince bunun başında tabii işsizliği konuşacağız. İşsizliğin olduğu, işsiz varsa da sosyal yardımların nitelikli, güçlü ve adil bir şekilde dağıtılmadığını söyleyebiliriz. Milletvekili olduğumda, iktidar olduğumuzda sosyal yardımların gerçekten daha güçlü, daha nitelikli ve hiç kimsenin gururunu incitmeden, bir elinin verdiğini öbür eli görmeden hiçbir açıkta yoksul bırakmayacağımız bir Türkiye vaat ediyorum. Bunun için var gücümle çalışacağımı söyleyebilirim.
Peki efendim, biz İstanbul Times TV olarak İstanbul'un 39 ilçesinde 5000'e yakın vatandaşa sorduk. Yarın seçim olsa kime oy vereceksiniz? Aşağı yukarı bizim sonuçlarda çıkan %34'ten fazla bir oran. Ya ben daha kararımı vermedim, izliyorum, bakıyorum. Özellikle kararsız seçmene neden CHP'ye oy vermeleri gerektiğini söyler misiniz? Yani mesela o kararsız niye oy versin size? Evet. Şöyle, tabii ülkede huzur istiyoruz. Huzur istiyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini talep ediyoruz. Ülkede işsiz kimse kalmasın, açıkta kimse kalmasın diyoruz. Eğer bunu istiyorsak, yani ciddi bir gelir adaleti, gelir dağında adalet istiyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Yine taleplerimizden bir tanesi ülkenin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, kişi başına düşen milli geliri 15 bin dolarlara vurmasını istiyorsak, çıkmasını istiyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini bekliyoruz. Aslında bizim seçim bildirgemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesi 80 milyon için geliyoruz, millet için geliyoruz sloganları, sözleri çok önemli. Bu slogan ya da bu sözler Türkiye'yi barıştıracak, Türkiye içerisinde huzur ve güvenin inşa edildiği, yeniden inşa edildiği, adil bölüşümün olduğu bir Türkiye vaat ediyoruz. Bu Türkiye'yi yaratmak, bu Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün. Bir kere bunu baskıyla, şiddetle, karşı görüşleri birbirine çarpıştırarak, bölüştürerek değil, Türkiye'nin 80 milyonun kucaklaşmasını sağlayarak yapabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla 80 milyonu kucaklaştıracak bir Cumhurbaşkanı adayına, Muharrem İnce'ye oy vermelerini istiyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi, dikkat ederseniz, Türkiye'de konuşmadığı, iletişim kurmadığı, merhabalaşmadığı siyasi parti yok. Merhabalaşmadığı kimse yok. Millet İttifakı'yla da bunu ispatladı. Yine 8-7 Haziran önceki seçimlerde bunu ispatladı. Yine referandum sürecindeki gösterdiğimiz performans, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkesle kucaklaşabilen, herkesle selamlaşan ve mesele konuşan, dünü değil, kavgaları değil, tartışmaları değil, yarını konuşan, çocuklarımızın geleceğini konuşan bir parti olarak çocuklarımızın ve yarınımızın huzurlu ve güvenli olması için, çocuklarımızın geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'nin ihtiyacı var. Kararsızlara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha önce oy vermişlere, herhangi bir partiye, hangi partiye oy vermişse versin, herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye davet ediyoruz. Ve birey olarak, bir engelli milletvekili olarak, engelli milletvekili adayı olarak da bugüne kadar yok sayılan, görülmeyen 10 milyonu aşkın engellinin sorunlarına, Amerika'nın kilisesinden gelecek yardımla değil, mavi kapaktan gelecek yardımla değil, Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anında çözeceği sorunlarını anında çözeceği için, çözmeyi vaat ettiğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi'ne o istiyoruz. Engellilerin sorunlarının çözümü için o istiyoruz. Bizim ülkemizin yurttaşları, ülkemiz vatandaşları duyarlı ve vicdan sahibi insanlardır. Bunca dert yaşayan insanın olduğu, bunca adaletsizliğin olduğu ülkeye vicdanları el vermez. Bu adaletsizliğin ve vicdansızlığın dönmesi ve herkesin eşit ve özgür, huzurlu bir şekilde yaşaması için, yaşamasına destek olacaklarına, oy vereceklerine inanıyorum. Ve bir milletvekili adayı olarak, Turan Hançerli olarak, avukat Turan Hançerli olarak, engelli hakları savunucusu Turan Hançerli olarak da özel Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini istiyorum. Yurttaşlara şunu söylüyorum, çokça söyledim, oy verenlere, oy vermeyenlere şunu söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir odam olursa, odamın kapısı açık olmayacak, odam milletin odası olacak. Ben de milletin emrinde, hizmetinde bir milletvekili adayı olacağım. 80 milyonun hizmetinde, emrinde bir milletvekili adayıyım. Kendilerinin adayıyım. Desteklemelerini ve bizi seçmelerini özellikle istirham ediyorum. Diliyorum, rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, işte gördüğünüz gibi Turan Bey sadece engelliler haklarıyla alakalı değil, birçok konuda donanımlı. İnşallah 4 gün sonra 24 Haziran'da yapılacak seçimde meclise gider ve
konuştuklarını gerçekleştirir. Biz iyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun.